Halihazırda emekliler için yeni bir sorun gündemde. 65 yaş üstüne otobüsler bedava kalmaya devam edecek mi yoksa uygulama sona mı erecek? Açıklamalar birbiri ardına geldi. Kafalar karıştı. Şoförlerse isyanda. Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı mutlaka bir önlem alınmalı diyor. Kritik tarih ise 15 Ekim. Deyim verin dese bıçak kemiğe dayandı. Aracımı kendim almışım, yakıtımı kendim koyuyorum, şoförümü kendim koyuyorum, parçamı kendim koyuyorum, tamirimi kendim yapıyorum. Belediyelerde çok dillendiremiyorlar ama rahatsızlar. Bir yaşlımızın 40'ın üzerinde biniş yaptığı iller var. Buradan metro Eminönü'ne indim. Üsküdar vapuruna bindim. Tekrar vapuruma bindim. Geri geldim. Suistimale çok meydan verdiği için biz de bir düzenleme getirsin istiyoruz. 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma dönemi 15 Ekim'de sona erebilir. Özel halk otobüsleri artan maliyetleri gerekçe gösteriyor. Taleplerine yanıt bekliyor. Masada yaş sınırının yükseltilmesi ya da kota koyulması var. 65-75 arası artık biliyorsunuz yaşlı sınıfında sayılmıyor. Dedi ki onlar indirimli olsun, 75 üzeri ücretsiz olsun. Kamu araçlarını kullansınlar dedik. Buna bir sınır getirilmesi gerekiyor. Yani ayda 60 kontür, 70 kontür gibi verilsin. Onunla 4 arası binişlerine müsaade edilsin. Bir de akşam 7'den sonra. Düzeltmeler olmadığı noktada da elbette ki maalesef biz bu ismeti yapamayacağız. Özel halk otobüsleri taleplerini yarın Aile Bakanlığı'yla görüşecek. Talepler kabul edilmezse 15 Ekim'den itibaren 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayacaklar. 15 Ekim'e kadar bunu çözelim. 15 Ekim'den sonra da böyle bir mağduriyet oluşmayacak. Ücretsiz ulaşım devam etsin. Vapurumuza, bir otobüsümüze uzun yola gidip bir kafamızı yenilemek isteriz. Sabah akşam işe giden vatandaşlar işte otobüslere binemiyoruz diyorlar. İstanbul'da taşıdığımız her 100 yolcunun %22'si ücretsiz. Özel halk otobüsleri Türkiye geneli için 15 Ekim tarihini işaret ediyor. Ancak İstanbul için durum farklı. Taleplerin yerine getirilmemesi halinde 1 Ocak 2024 kritik tarih. Ocak 2020 itibariyle özel taşımacılık işletim sistemi diye bir sisteme geçti. Gittiğimiz kilometre kadar para alıyoruz. Bir performansa dayalı bir sistem var. 12. ayda eğer biz Büyükşehir Belediyesi ile bunu devam ettiremezsek Türkiye'deki anlamlı karara uyacağız. Ticaret Bakanlığı ikinci el araçların fahiş fiyatla satılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ikinci el fiyatları da sıfırını geçince bakanlık düğmeye bastı. Markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır denildi. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. TOGG'un ikinci el satış ilanları mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmıyor. Araçların fahiş fiyatlarla satılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kez ikinci el TOGG satışında alınan kararlara aykırı ilanlar tespit edildi. Düğmeye basıldı. Böylelikle denetimlere TOGG'un ikinci el satışı da dahil edildi. Bakanlık, markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır mesajıyla inceleme başlattığını duyurdu. İlan sitelerinde sıfırdan daha yüksek fiyatlara satanlara göz yumulmayacağını belirtti. Ayrıca denetimlerin başarısına işaret edildi. Yasa dışı araç ilanlarında %95 oranında azalma yaşandığı açıklandı. İlanda araçlara normal fiyat verip telefonda fiyat yükseltenlerin de mercek altında olduğu vurgulandı.